Ne şahane bir şeyle geldiniz. Kıyafetiniz de aynı. Aynı kıyafeti giydim. Vay, inanılmaz bir şey. Tebrik ediyorum Cenk'cim. Gerçekten tebrikler. Çok güzel proje. Buradan olmuş. Herkese öneriyoruz. İnanılmaz bir albüm. Çok bir solukta, teşekkür ederim. Çok. Özellikle araba kullananlar için uzun yolda müthiş. Bir solukta bir çekmiş. Dinleyecek şey. Dinlediniz değil mi? Dinledin mi Sinan? Dinlemez miyim? Dinledim. Yok, attım şimdi. Bunu da sen harika. Dinledin mi? Harika. Ben... Bayıldım. Teşekkür ederim. Bayıldım. Ya çok iyi bir proje olmuş. Bu arada sizin programınız hayırlı olsun. Ben anca gelebildim. Olsun. Geçen sene başladınız değil mi? Tabii. 1 Nisan'da işte, başladık. İşte ama benim hani bir şey yoktu. Albüm falan yoktu. Bir de şöyle bir durum var. Ben hep sizlerin sahne alanları hep zaten o konuda bir şey ısrarcı olamıyorum. Cuma cumartesi sahne alıyorsunuz. Biz de cumartesi canlı yayın yapıyoruz ve sabah 10'da. Çok iyi yapıyorsun. Yani gelmemeniz için... Evet, yani şarkıcı adamı konuk alacağınız zaman insan cumartesi sabah 10'da yayın yapar mı? Abi, ama aramızda bazı şarkıcılar ne yaptılar biliyor musun? Cuma geceleri iptal ettiler programını. Cumartesi gelebilmek için. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Uyumadan gelen var. Ha, uyumadan gelen var. Gelen onu kabul ederim ama programı iptal ettim diyen yalan söylemişti. Bana da çok kesin şey olmuştur. Programı bana da çok şey geldi. Rezervasyon yoktur. Program iptal olmuştur. Abi 30 yıldır bu adamla bu yüzden arkadaşız işte. Arkadaşız. Ne tatlısınız gerçekten. İnanılmaz. Müthiş. Selda Bağcan şarkıları. Bu proje nasıl gelişti? Nasıl ortaya çıktı? Anlatayım. Ve neden Selda Bağcan? Neden Selda evet. Bağcan? Bu üçüncü proje albümümüz. Birincisi Tanju Okan'da, ikincisi Ferdi Özben'de. Üçüncüyü böyle düşünüyoruz. Hani ne olur, ne biter falan diye. Kıbrıs'tayım. Sevgili Selda ile tatil yapıyorduk. Hatta şimdi o da Kıbrıs'ta yine. Yine tatilde. Şimdi de seyrediyor bizi. Seyrediyor mu? Evet, harika. Seyrediyor. Buradan Selda Hanım. Selamlar. Çok istedik sizi burada olmanızı. Çok. Olur. Şu anda seyrediyor. Kıbrıs'ta tatilde. Burada Seda Bağcan'ı konuk ettik. Evet. Biz Bağcan ailesinden birçok kişiyi konuk ettik aslında. Yeğenleri. Serenata mı? Kimi? Seda'yı. Seda'yı. Peki. Böyle oturuyoruz falan. Ondan sonra ne yapacaksın dedi. Üçüncü albümü dedi. Proje albüm falan dedi. Ben dedim ki vallahi işte hani bilmiyorum ne yapacağım dedim. Ah dedim keşke senin şarkıların falan olsa dedi. Olur yaparız dedi. Ah dedim hiç beklemedim. Ben hiç beklemiyordum. Ben öylesine bir laf attım ortaya. Yani nasıl olsa olmaz belki diye. Dedi ki olur dedi yaparız dedi. Ya dedim ciddi misin dedim. Hani böyle hani akşam konuşuyoruz sabah unutmayalım falan. Dur bakalım yaparız dedi. Yaparız falan dedi. Hatta Ferhan vardır. Onun çok kıymetli arkadaşı, menajeri aynı zamanda. Ferhan da durdu bir falan. Şimdi ben Ferhan'a baktım. Acaba Selda doğru mu söylüyor falan sabah boğazı mı geçer falan diye. O ara bir hinlik falan düşündüm. Acaba şurada peçeteye bir şey yazayım, imzalatayım mı falan diye. Neyse ayıp olur dedim. O kadarını da yapmayayım artık dedim. Ama neyse yemek bitti. Gittik otellere, eve yattık, uyuduk falan. Ben sabah hemen denize Selda'nın yanına. Selda yapıyor muyuz dedim. Yapıyoruz tabii ki dedim. Ve öyle ne geçen Ramazan'da oldu bu konuşma. Ondan sonra hatta orada artık böyle biz ufak ufak repertuar çalışmaya başladık. Onu merak ediyorum. O şarkılar nasıl seçildi? Çünkü şahane şarkılar seçmişsiniz. Biraz şöyle oldu. Ben daha çok dedim ki Selda'ya, şimdi Selda gibi bir şarkıcı olunca hayatınızda, öyle bir sanatçı olunca ben sana bırakmak istiyorum dedim. Hani ben bir şeye karışmak istemiyorum dedim. Artık hani öyle birisi var karşınızda. Yok ben şunu da yapayım, bunu da yapayım demek istemedim. Sen dedim karar ver. Hani kötü olur, bir şey olur, ben karışmış olmayayım. Belli ki o artık hani beni de tanıyor. Bir de çok eski de arkadaşız biz, kıymetli bir insan. Ben bir iki şarkıyı çok istiyordum söylemek. Zaten onun da aklındaymış o şarkılar. Ondan sonra çıktı o repertuar. Yani böyle ama bir 50-60 şarkı içerisinde. Bana dedi ki bunlar ben çok istediğim şarkılardı. Ve koyduk onları. Sonra stüdyo aşamaları başlamadan önce, yani stüdyoya girmeden önce beni çalıştırdı. Mesela hakikaten aynı konserden tatlı. Geldi, uçaktan indi, Unkapanı'na gidiyor. Hala Selda'nın ofisi Unkapanı'nda. Mesela bütün plakçılar, çoğu artık böyle işte çok villalara falan taşınmış ama Selda'nın o majör müzik hala Unkapanı'nda İmece'de duruyor. İMEÇ'de duruyor. Müthiş o klasörleri, dosyaları, hakikaten 80'li yıllardan itibaren orası müthiş duruyor. Mesela orada gel
dedi bana. Gittim mesela konserden gelmiş. Yurt dışında İngiltere'den konserden gelmiş. Uçakla inmiş orada. Ben gittim. Orada birebir beni şarkılara çalıştırdı. Stüdyoya gittik. Stüdyoda çalıştırdı. Ne oldu? Çok gönül verdiğim için o şarkılara, çok da hevesli olduğum için ortaya böyle bir şey çıktım. Ya yıllardır sen sahnedesin, yıllardır bu işi yapıyorsun. Senin kadar tecrübeli çok isim, az isim var ama yani sonuçta ayakların titredi yine değil mi? Tabii, Serdar tabii, Bağcan. Tabii. Yani hem öyle hem yanlış bir şey yapmayayım. Bir yandan da yanında sürekli diğerlerinde sen tek başına girdin stüdyoya çıktın. Ben albüm falan bitti. Ondan sonra Serdar'a dedim ki ben senin de olsaydım bana yapmazdım albüm dedim. Yani dedim kariyerinde çünkü bu kadar kariyeri artık çok önemli. Şimdi Serdar Bağcan artık dünya çapında bir şarkıcımız bizim çünkü hakikaten. Çok değerli bir ya Avrupa'da bir yere gidiyorsunuz bir restoranda görüyorsunuz Selda Bağcan çalıyor yani gerçekten. Aynen. Hiç böyle Türkçe falan çalan bir yer değil orası. Ondan sonra bir kariyer hani kariyeri için Selda Bağcan'ın birebir albüm yaptığı ben varım. Tabii ki Selda Bağcan prodüksiyonlar yapmış şarkılarını birilerine vermiş etmiş ama baştan sana prodüktör olarak albüm yaptı. Hem benim. Öyle hem de sadece kendi şarkıları. Evet. Sadece kendi şarkıları. Ben dedim ki ben Selda Bağcan olsaydım, sen Cenk Eren olsaydım ben sana yapmazdım. Korkardım dedim. Yani kariyerime. Dedi ki ben bir risk aldım. Ben dedi risk aldım. Kabul ediyor dedi. O da yani. Tabii, risk aldım ama dedi güvendim ben sana dedi. İnanmış. Niye dedim güvendin dedim. Çünkü dedi sen benim şarkılarıma gönül verdiğini ben inandım dedi. Sesine inandım. Şarkılarıma gönül verdiğine inandım ve dürüstlüğüne inandım, dostluğuna inandım dedi. Evet dedi, olmaya da bilirdi dedi. Yani şimdi de tabii çok hani keyif alıyoruz. Bir de böyle ikimizin böyle bir Ankara geçmişi var. O da böyle Ankara, ben Ankara. Çok ortak noktamız var. Böyle biz bir anda repertuarda işte şöyle böyle stüdyoda çalışırken olay bir anda mesela yemeğe gelebiliyor. Etli sarma mı yiyelim diyoruz mesela. Ay ne tatlı. Ay ne şahane ya. Böyle bir şahane durumlarımız var. Mesela her şey kapatılıyor. Hadi yürü kuru fasulye yemeye gidiyoruz diye. O an mesela her şey dünya duruyor. Şarkılar, stüdyolar. Biz yemek yemeye gidiyoruz.